Fatih Bey selamlar. Selamlar Emir. Nasılsınız Fatih Bey? i̇yiyim sen nasılsın? ben de gayet iyiyim Fatih Bey. Bugün bir şekilde giriş yapamadık evet, ama. Bir türlü giremedik programa. Fatih Bey ben yine gündemi toparladım. Karşınızdayım. Hoş geldin Emre'cim. Ben de senin karşında sorularını bekliyorum. Bakalım bugün başıma ne işler açacaksın? Umarım hiçbir iş açmadan sorularımı sorarım Fatih Bey. sosyal medyaya korkarak giriyorum. Bugün t, -t olduk yine diye. Ya Fatih Bey şimdi ilk defa böyle çok gündemde olmayan bir isimle Başlıyorum. ki acaba? Hüseyin Çelik. Eski çeşitli bakanlıklar yap, Özellikle Eğitim Bakanlığı'ndan iyi hat daha çok evet. Şimdi Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına kendisi konuk <laughs> oldu ve bence ilginç açıklamalar yaptı. Söylediklerinden biri de şuydu. Gezi olayları ile birlikte bizim şaftımız kaydı dedi. Doğru <laughs> söylemiş. Ben de geçen gün verdiğim bir röportajda ben AKP'nin şaftını kaydıran işler arasında saydığım üç şeyden biridir Gezi olayları. Ama şaftı kaydıran gezi olayları değildir aslında. AKP'nin şaftını kaydıran. AKP'nin gezi olaylarına yanlış yaklaşımı AKP'nin şaftının kayması sebep olmuştur. Gezi olayları aslında AKP için bir şanstı. Yani toplumla çok farklı bir noktaya evrilebilirlerdi. Eğer gezi olaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman başbakan olan Erdoğan, gençler ne diyorsunuz ben sizi dinlemek istiyorum deseydi başka bir şey olurdu. Ama restleşince birdenbire Konu başka bir yere geldi ve AKP'nin şaftını kaydırdı. Diğer ikisi ne dersen onları da bir gün konuşuruz. Yani şimdi bile merak ettim de onları. Doğru söylemiş Hüseyin Çelik. Yerinde bir değerlendirme. Hüseyin Çelik aynı zamanda üniversiteleri de eleştirdi Fatih Bey. Yani dedi ki dünyanın en yanlış işini yaptık sayıyı 206'ya çıkardık ama üniversitelerimiz rezil durumda. Bunda aynı oranda hak veremeyeceğim. Yani hak veremeyeceğim şuna, üniversitenin rezil durumda olduğu doğru. 207 üniversitenin Türkiye... Iki, yani şöyle söyleyeyim, 20 sene içerisinde üniversite sayısını 3 katına yakın arttırırken, çünkü AKP geldi 70 civarında üniversite vardı Türkiye'de yanlışlıkla. Hadi bir de 80 olsun. 3 katına yakın arttırırken bunu yapamazsın. Niye yapamazsın? O kadar sürede ne öğretim üyesi arttırabilirsin, ne bir şey arttırabilirsin. Bir sürü tabela üniversitesi, palavradan derse girmeyen hocalar, olmayan öğretim üyeleri yapış, yapılmış anlaşma larla üniversite varmış gibi yaptın. Aslında işsizlik oranını geciktirmekten ve üniversiteleri bir tür işsizlik deposuya yapmaktan başka bir işe yaramayan manasız bir işti. Ama şu açıdan haklı değil Hüseyin Çelik. Onun döneminde başladı bu işler. Yani o hiçbir zaman çıkıp da kardeşim biz niye bu kadar üniversite sayısını arttırıyoruz diye bağırdığını, çağırdığını duymadım. Yani Hüseyin Bey eğitim konularında pek çoğuna göre daha iyi olabilir. Bugünkü bakandan falan 100 kat daha iyidir belki ama bütün bu yapılırken de kendisi AK Parti'nin ta göbeğindeydi ve partinin bütün politikalarını canhıraş savunuyordu. O yüzden bu konuda onunla hem fikir değilim. Peki Ferhat Bey, söylediklerinden ziyade bugün Hüseyin Çelik'in AK Parti'yi böyle eleştirmesini nasıl yorumluyorsunuz? Hüseyin Çelik AK Parti'yi sadece bugün değil, uzunca bir zamandan beri böyle eleştiriyor. Biliyorsunuz Hüseyin Çelik zaten AK Parti'nin epey bir zaman önce koptu mu diyeyim, yollarını ayırdı mı diyeyim. Daha çok Deva Partisi'nin içerisinde yer aldı biliyorsun kuruluş aşamasında. Hatta Deva Partisi'nde yer alması bile ya da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yakın olması bile eleştiriliyordu. Çünkü gerek o, gerekse yine bir dönem Adalet Bakanlığı yapmış olan ve yine Hatay Belediye Başkanlığı'na da aday olmuş olan bir diğer AKP'li isminin oradaki varlığı Deva Partisi açısından eleştiri kaynağı çok oldu. Ama uzun zamandır ayrı AK Parti'den ve uzun zamandır sertçe eleştiriyor. Ve baktığın zaman da entelektüel olarak Hüseyin Çelik bugünkü AK Parti'deki pek çok isimden daha eleştirel bakmayı bilen, daha dediğim daha demokratik olmayı becerebilen bir isimdir. Aras Bey, bu konunun dışında yine ben ilk okuduğumda siz diyorsunuz ya Zaytung diye baktım diye. Hı hı. Şimdi ben bunu okuyunca öyle düşündüm. Milli Eğitim Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'na dolandırmış. Dolandırmış. Yani haberden o anlaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise öğrencilerin Hollanda'daki şirketlerde staj göreceğini söylemiş. Şirket, Hollanda'daki şirketlerde. Evet. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan 52 bin avro para almış. Ne yapacakmış o Zannediyorum o öğrencilerin masrafları için. Kendi parası yok Onu da anlayamadım. Yani herhalde projeye ortak olun bir kısmını siz karşılayın dendi. Daha sonra Hollanda projeden haberimiz yok demiş. Hollanda hükümeti. Evet. Daha sonra dışişleri milli eğitime verdiği parayı geri istemiş. Peki bu gitmişler mi gitmemişler mi? Onu bilmiyorum. Yani o proje olmadığına göre gitmemişlerdir herhalde. Ha, belki Hollanda hükümetinin bilgisi dışında bir proje olmuş olabilir mi diye düşündüm. Bir an. Yani oradaki tüm şirketlerini bilemedim ben de. Ya haber çünkü başından sonuna ilginç. Daha sonra Milli Eğitim'de parayı bir türlü vermeyince dış de Milli Eğitim'e dava açmış. Dava açılmış var. yani. Ne diyeyim işte hep söylüyorum ben hani AKP artık eski AKP değil diye. Yani eski AKP derken eski AKP'de bir tane lider vardı ve bu lider orkestrasyonu öyle veya böyle beceriyordu. Belli ki artık o lider, eski lider değil. Yani orkestrasyonu becerme gücü, becerme potansiyeli artık elinde herhalde değil. Yani ya da, ya da o kadar çok şeyle ilgilenmek zorunda ki artık her şeye e, yetişemiyor ki zaten bir kişinin bu kadar şeye yetişmesi de pek mümkün değil ama ee, AKP lideri ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan genel bir güvensizlik içinde olduğu için insanlara karşı kendi partisindeki insanlar dahil her şeyi kendi yapmak istiyor. Her şeyi kendi yapmak istediğin zaman her şeyi yapamayacağın için de ortaya böyle garip şeyler de çıkıyor. Aslında çok basit bir mesele. İki bakanlık arasında bir kabine toplantısında yani dün kabine vardı. Keşke oraya bunu götürselerdi. İşte Hakan Bey böyle böyle Milli Eğitim Bakanı e, Tekin miydi? Yusuf Tekin miydi? İşte Yusuf Beyciğim böyle böyle bir, bize bir borcunuz varmış. Da, biz sizi davet Öyle mi hemen çekin davayı hemen halledelim denebilecek basitlikte de bir iş. Ama dediğim gibi AKP artık orkestrasyon gücünü, eş güdümünü falan kaybettiği için yönetimin her alanında böyle saçma sapan şeyleri karşılaşabiliriz bundan sonra. Daha sıklıkla da karşılaşabiliriz. Fatih Bey bir de Türkiye'nin S-400'leri satabileceğinden bahsediliyordu ya. Yani. Evet biz de demiştik ki Rusya'nın izni olan satamazlar demiştik. Tam da öyleymiş. Lavrov demiş ki bir muhabirin sorusu evet, üzerine. Lavrov bir Türk gazetecinin sorusu üzerine bu cevabı anlayacağı ilgili açıklama yaptı. S-400'leri biz başkasına satamıyormuşuz. Hayır. Bu tam doğru değil. Biz S-400'leri başkasına satabiliriz. Bir şartla. Rusya'nın onayıyla. Lavrov'a bu soru soruldu Rusya Dışişleri Bakanı'na. Lavrov'a dedi ki kullanıcı ile ilgili olarak bizim karar verme yetkimiz var. E, Türkiye bunu evet satabilir ama satın alacak kişi ülkeye bizim onay vermemiz şartıyla bizim izin vermediğimiz herhangi birine satamaz dedi. Yani herhalde Amerika'ya satamayız. Zannederim Hindistan'a belki satabiliriz. Rusya'yla ee, Rusya ile çünkü müttefik. Ee, Çin'e satabiliriz. Yani Rusya'nın etki alanında veya Rusya, Rusya ile düşmanlaşmamış ülkelere satabiliriz ama Amerika'ya muhtemelen muhtemelen değil satması, satmamıza izin vermezler veya başka bir NATO ülkesine. Ama dediğim gibi üçüncü ülkelerden birine satmamıza herhalde izin verirler diye düşünüyorum. Peki İncirli'ye konup anahtar da şeye verilecekti Fatih Bey. Şimdi o bambaşka bir konu. İncirli ekonomi anahtar Amerika'ya verilecekti diyorsun sen. Rusya anahtarın Amerika'ya verilmesini asla kabul etmez. Zaten peki verirsen ne yapar? Bir şey de yapamaz yani. Hani üçüncü ülkeyi satarsan bir sorun çıkartabilir veya üçüncü ülke açısından bunun kullanılmasını imkansız hale getirebilir. Şifresini, kodunu bilmem vermeyebilir ama sen bunu zaten kullanmayacaksın. Ve zaten kullanmayacağın için de İncirliye koyacak isen eğer buna bir şey diyemez. Sen incirlikte bunu Amerikalılar mı kullanıyor? Onlara Rusya karışamaz. Sonuçta çünkü incirlik bir Türk Türküsü. İncirlik her ne kadar bir Amerikan üssü gibi görünse de aslında orada bulunan Amerikalı askerler NATO görevi dolayısıyla ya da üssün NATO'ya tahsisi nedeniyle bir Türkiye'ye ait, ait bir NATO üssünde görev yapan Amerikalı askerler e, pozisyonu. Yani orası Amerikan toprağı değil, orası bir Türk toprağı. O yüzden de biz bunu İncil'e koyuyoruz. İncil'e koyuyoruz. Biz bunu başka pirinç diye koyarız. Pirinç diye koyarız. Yani istediğimizle koyarız. Rusya bir şey diyemez. Ama tabii sen bunu Amerikalılara verirsen ve Amerikalılar bunu gemiye yükleyip götürürlerse ilişkilerde, Rusya ilişkilerde bir sorun yaratır ama onu da engelleyemezler. Baş ve geçtiğimiz günlerden Narim vakasıyla gündeme gelen Tavşan Tepe köyü. Evet. Tavşan Tepe köyü ve orada bir vekil açıklama yapmış. Galip Ensareoğlu. Hı hı. Şimdi... Sahşatabek köyündeki bu olayın asla çözülmeyeceğini ilk işaret fişeğini o vermişti. Bu köy bizden yabancı değil bunlara pek ilişmeyin neviinden bir şey söylemiştim. Şimdi tam da dediği gibi oldu. Gari Pensarioğlu ile ilgili bir şey daha ortaya çıktı Ferhat Bey. Kendisinin damadı. Hı, hı Kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrasında tutuklanıyor. Hı hı. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderiliyor. Akabinde 24 saat sonra nöbetçi hâkimliğine ceza hakimliğine itiraz ediyor ve kendisi terbest bırakılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, tutuklanması gerekli miydi, gerekli değil miydi? Bunların hepsi ayrı ayrı tartışmalar. Yani belki de tutuksuz yargılanması gerekecek bir durum vardı. Biliyorsun ki ben tutuklu yargılanmalara belli suçlar dışında delilleri karartmaya şüphesi yok ise eğer, e, suçun cezası çok ağır değilse yani cinayet, minayet falan filan gibi bir suç değilse ben genelde tutuklu yargılamalara çok pozitif bakmıyorum yani illa tutuklu yargılamak e, nihai çözümdür. Ben tutuksuz yargılamaktan yanayım. Tabii buradaki mesele şu. Yani sen işte Cumhurbaşkanına bilmem ne diye birini bir kadını tutuklayıp günlerce içeriye tutuyorsan veya çok alakasız suçlarda insanları cezaevinde tutuklu olarak yargılıyorsan, böyle bir durumda tutuksuz yargılıyorsan bu sadece adayete olan güveni sarsıyor. Genel olarak Türkiye'de tutuksuz yargılama esas olsa kimse bir şey demez. Ama herkes tutuklu yargılanırken, aynı suçu işleyen başkaları tutukluyken sen bir milletvekilinin e, damadını tutuksuz yargılama cihetine gidiyorsan itiraz üzerine üstelik de, bu zaten baktığın zaman AKP biliyorsun damatlarla e, çok damatlar yüzünden çok sorun yaşayan bir parti. Yani sürekli bir damatlar üzerine üzerinden eleştiri geliyor e, partiye. Tabii çocuklarımızın kimlerle evleneceğinin gene olarak par prensip pek biz e, seçmiyoruz. AKP, AKP'deki durum bu mudur değil midir bilmiyorum ama sonuç olarak suç bireysel. O yüzden de hani aa bilmem kimin damadı bilmem ne yaptı diye Galip onu bu suçtan sorun tutamayız. Fakat suçlu olduğu halde ve ya da bu suçundan dolayı tutuklu olması gerektiği halde serbest yargılanıyorsa, eğer e, tahliye ediliyorsa, tabii o zaman işin içinde başka bir iş ararız. Ben yine de tutuksuz yargılanan yana birisi olduğum için, delillerini karartma şüphe, e, kuşkusu yok ise, böyle bir e, ihtimal engellenmiş ise ben yine de tutuksuz yargılamasından yanayım. Ama bu bizim adayetin AKP'ye yakın olanlar için farklı, uzak olanlar için farklı işlediği gerçeğini görmezden gelmemiz gerektirmiyor. O kişi galip en Serdar'ın damadı olmasaydı muhtemelen tutuklu yargılanırdı. Bunu da biliyoruz. Bu arada şu okullardaki temizlik konusu vardı ya Fatih Bey. Milli evet. Eğitim demiş ki 30 bin kontenjan daha tahsis edildi bu kapsamda. Bu personel bugün itibariyle tam zamanlı olarak göreve başladı dedi. Sen az önce söylemedin ama şeyde de şey bakanı da eski eski Milli Eğitim Bakanı da bu konuda suçlarını da biliyorsun Hüseyin Çelik. Çünkü onun zamanında bu işin dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle daha ucuza halledilmesiyle ilgili bir yönetmelik değişikliği yapılmış. O da bunu reddediyor. Diyor ki ben, benim yaptığım böyle bir şey değildi. Bu bambaşka bir şey diyor ve şöyle demiş. 7 milyon kamu personeli olduğu yerde bir 50 bin kişiyle İslam edilse herhalde devlet çökmez e, demiş. Bir 30 bin daha önce açıklamıştı. Sosyal Güvenlik Bakanı açıklamıştı. Şimdi bir 30 bin daha geliyor deniyor. Şimdi kardeşim bunu niye baştan yapmıyorsunuz? Niye okullar açıldıktan 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta sonra sorun ortaya çıkınca? Benim AKP ile ilgili en fazla yaptığım eleştiri de bu zaten biliyorsun. Yani bunlar bir şey yapıyorlar. Koca memleketi deneme tahtasına çeviriyorlar. Baş, yıl, yani 22 yıldır bunu böyle yapıyorlar. Yapıyorlar, bozuyorlar. Yapıyorlar, a olmadı bir değiştirelim. A ol... ya önden bir bilene sorun, bir danışın. Bu işler nasıl yürür, nasıl yapılır? Çünkü daha öncekini de değiştirmiş. Bu sene daha öncekini de değiştirmişlerdi. Daha önce 5 gün olan e, hizmet süresini Üç güne düşürmüşlerdi. O zaman da verilen para kimsenin bir işine yaramadığı için yine yani para para olmaktan çıktı. Hiç kimse başvurmamıştı. Şimdi onu düzeltmeye çalışıyor. Peki kardeşim düzeltmeden evvel niye bir şeyi yapmadan niye düşünmüyorsunuz? Yani bu şuna benziyor. Ben bu bardağı sana fırlatıyorum. Sonra hey, eyvah kafası yaralı diyorum. Babacığım fırlatırsan yarılır. Sor birine ben bu bardağı fırlatırsam ne olur diye sor. Kafana gelmese en azından bardak kırılır değil mi? Yani bunu düşünmüyorlar. Bardağı fırlatırken kırıyorlar. Aa eyvah bardak kırıldı. Niye kırıldı? Baba fırlatırsan kırılır bunu bilmekten, bunu öngörmekten, hadi sen öngöremiyorsun, öngörebilecek olanlara sormaktan aciz bir iktidardır AKP iktidarı. Bak 20 yıldır hep böyle yapıyorlar. Aynı yasayı 5 kere, 10 kere, 15 kere çıkartıyorlar. Sonra diyorlar ki biz anayasa yapacağız. yani siz kim? Anayasa yapmak kim? Kardeşim 5 yıl önce yaptığınız anayasayı şimdi çöpe atıyorsunuz, tukaka yapıyorsunuz. Siz bir yönetmelik yapabiliyorsunuz. Siz hela temizletecek adamı istihdam etmekten acizsiniz. Ne anayasası ya? Siz hela temizleyecek adamın bunu nasıl temizleyeceğiyle ilgili bir yönetmeliği yapmak yapmayı beceremediniz ya. Yani. Ve şimdi de biz anayasa yapalım. Ya sen önce helaları temizle kardeşim. Önce tuvaletleri temizle okullarda. Ondan sonra anaya bir bakalım temizleyiyor. Sen helal temizlemekten acilsin ya. Ondan sonra 30 bin alalım. Bir 30 bin daha alalım. Mesela normalde belki 20, 50 bin kişi yapacak işi. Şimdi 60 bin kişi yapacaklar. Niye? Çünkü geç kaldılar. Şimdi panikle hareket ediyorlar. Her işleri böyle. Her işleri böyle zaten bugüne kadar gelen görüntüler bile... Dün sosyal medyada vardı. Fatih Altaylı bana diyor, Fatih Altaylı suçlusu ama yalan bu söylüyor diye. Dün sosyal diyor komşu birisi o tuvaletlerin durumlarını. Bir tane değil, yüzlerce, yüzlerce öyle. Yani Allah aşkına. Yüzlerce öyle. Artık sokaktaki vatandaş bile bizi durduruyor. Aynı şeyi söylüyor Fatih evet. Bey. Yani Fatih Bey hazır bunu sormuşken, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, Haliç pislenmiş. Hazır bu konulara girmişken sorayım dedi. Olur, sor istersen. Fettah tam ince de Riksos'un sahibi... Ben Aliç'te yüzdüm diyor. Okudum bunu bir yerde ben evet. Ben duymadım ama bunu okudum. Bu, bu aynen yani böyle okudum. Bir yerde okudum. Zaten ben nerede oldu? Şimdi bana yani şu yüzden siz bazen eski örnekler veriyorsunuz. Ha, ya şu ha, tarihte ha. bu oldu, şu tarihte bu. Burada kim haklı Fatih Bey? Şimdi burada kim haklı? Burada, buradaki yanlış, temel yanlış şu. Haliç Erdoğan döneminde temizlenmedi. Haliç'in temizlenmesiyle ilgili adımı atan, bir ara Ergelekondan'da da yurt dışında kaçak olarak yaşayan, sonra ülkeye dönen ve şimdi AK Parti ile arasının gayet iyi olduğunu duyduğumuz, bildiğimiz e, İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'dır. Belediyenin Dalan'ın biliyorsun bir üniversitesi var. Hatta Belediyenin Dalana da epeyce bir süre kamu kaynaklarından kendi kendine vakıf ve üniversite çıkarı diye çok suçlamalar da yöneltilmişti. Ama sonuç olarak İstanbul'da bu Hal için temizlenmesi operasyonunu başlatan Belediyenin Dalandır. Siz hiçbiri satılamazsınız. Hal için iki kıyısında da fabrikalar, depolar, e, fabrikada demeyelim böyle atölyeler, depolar, antrepolar falan filan vardı. E, hatta Hal'de, Halç kıyısındaydı, Eminönü'ndeydi. Bu tarafında da perşembe pazarı vardı falan. Haliç'in etrafı, Haliç kendisini kileten pek çok unsura sahipti ve bunların hepsi pislikleri hacı dökerlerdi. Beydettin o zaman bir proje geliştirerek bu Haliç etrafındaki yerleri kaldırdı, yıktı, götürdü. Ve Haliç'in etrafına da o zaman bir kolektörler yapmaya başladı. Bu daha sonra Sözen zamanında devam etti. Erdoğan zamanında da devam etti bu işler. Gerek Boğaz'a gerekse Haliç'e... E, akıtılan kentsel atıklar temizlendi, temizlenmeye çalışıldı ve bunlar Marmara e, Denizi'ne dip akıntısının olduğu yere arıtıldıktan sonra yeni kapıda pompalandı. Yeni kapıda o zaman bir biyolojik arıtma tesisi kurulmuştu. Neyse, sonuçta Haliç'i temizleyen Erdoğan değildir. Bu hamleyi başlatan Vedat'in dalan ve bu devam etti, devam etti. En sonunda Erdoğan'dan sonra göreve gelen Ali Gürtuna e döneminde döneminde Haliç'in artık bayağı bir temizlendiği söylendi. Ve hatta Ali Mifid e bir takım gazeteciler eşliğinde Haliç'e dalış yaptı. Ve Haliç'in e, işte 10-15 metre derin bir yerinde bir deniz atı görüntülendi. Bana sorarsan palavraydı. O deniz atını oraya yerleştirmişlerdi büyük ihtimalle. Ya da belki de yerleşmemişlerdi bile. Öyle bir fotoğraf falan e, servis edildi. Haliç çok temiz e, diye. Haliç ne hiçbir zaman o kadar temiz olduğu ne de Ekrem İmamoğlu dört sayıda Haliç'i kiletmeyi e, başardı. Yani Haliç zaman zaman kirlenir, zaman zaman temizlenir. Biraz iklimle alakalıdır, biraz çevreyle alakalıdır, biraz sıcaklarla alakalıdır. Haliç'e Karadeniz'den su getirdiler falan biraz daha temizlemek için bir boru hattı döşediler. Haliç benim çocukluğumda çok fena bir yerdi. Şimdi nispeten bayağı daha iyi ve dediğim gibi yani yaklaşık 35-40 senelik bir çaba sonucunda e, orası bu hale geldi. İnşallah daha da temiz olacağı günler görürüz. Ama İstanbul gibi 20 milyon nüfuslu kentlerin ortasındaki bu nevi su yolları genellikle pek temiz değildir. Yani işte Sen Nehri'nde olanları şeyde hep beraber yaşadık. E, olimpiyat oyunlarında gördük hal için olabildiğince temiz olması ve temiz kalması herkesin istediği bir şey. Gayret etmek lazım. Ucuz şeyler değil bunlar. Ama yani bunu ne temizleyen Erdoğan'dır, ne kirleten Erdoğan'dır ya da ne de Ekremoğlu gelip burayı kirletmiştir. Ee, tabii bunu burada şeyle ters düşmesi Fettah Tamince ile Erdoğan'ın şu açıdan ilginç. Fettah Tamince Erdoğan'a, Erdoğan, Erdoğan iktidarına çok yakın bir isim. Yani hatta pek çok meselede o meseleyle ilgili Aradan sıyrılmayı başarmış da bir isimdir. Çünkü Fethah Tamince'ye yönelik olarak eskiden FETÖ'cü iddiaları falan filan da vardı. Bütün bunlara rağmen iktidarla ilişkisini koruyayı başarmış ve bütün bu kendisine yönelik ithamlardan bir şekilde sıyrılmayı başarmış bir isimdir. Erdoğan'la Tamince'nin ters düşmesi enteresan bir şey gibi lanse ediliyor. Ne kadar tersler ne kadar değiller onu benim bilmem mümkün değil. Ama e, Haliç ne Erdoğan tarafından temizlendi ne İmamoğlu tarafından kiretildi. O uzun bir süreçtir. Fatih Bey bir de rezerv alan konusu. O tam felaket. Siz şimdi savaş zamanında bile demiştiniz ya. Evet. İnsanların toprağını, tapusunu Tapu alamazsınız diye. Tapu ve şey, mülkiyet hakkı kutsaldır. Kimse dokunmaz ona. Şimdi şöyle iddialar var. İstanbul Arnavutköy'de 3 milyon dönüm alan rezerv alan ilan ediliyor. Bunun 1 milyon dönümü vatandaşın mülkiyetinde. E aynısı bir şey de yaptılar işte. Hatay'da. Hatay'da yaptılar. Pek çok yerde yapıyorlar. Bu yani bu yasal çökme diyelim buna. Ya da ya yasal kılıfa geçirilmiş çökme e, demektir bu. Yani Yani öbür gün kentin en güzel bölgelerini rezerv alan ilan edip oradaki bütün mülkiyet haklarını gasp edebileceklerini gösteriyor. Biliyorsun yarın İstanbul'u kim var? De ki Bulgarlar de ki Yunanlılar, de ki Batılılar, de ki İran fark etmez. Birisi gelip işgal etse, biz savaş kaybetsek bile buradaki tapu hakları Geçerlidir. Yani şöyle söyleyeyim sana mesela. Kıbrıs'ta Yunan, yani Rum vatandaşlarının, Kıbrıs vatandaşlarının, Rum asıllı, Rum kökenli Kıbrıs vatandaşlarının Kıbrıs'ın kuzeyindeki yani Türkiye'nin kontrolündeki bölgedeki mülkleri bile yasal garanti altında ve Türkiye bundan ötürü milyarlarca lira tazminat ödemek zorunda kalıyor. Buna rağmen, yani buna rağmen lafından daha çok, bu şunu gösteriyor. Bu savaşta bile geçerli olan bir mülkiyet hakkı ne yazık ki Türkiye'de AKP iktidarında anlaşılan geçerli değil. İnsanların mallarının üstüne konuyorlar. Büyük ihtimalle orada işte bu ortaya bir rant çıkacaktır. Ya Kanal İstanbul projesi ya Havana projesi ya da başka bir nedenle bu rantı cebellezi etmek için. Siz hep diyorsunuz ya yatırımcının gelmesi için. Gelmez. Hukuksal gelmez. bir güvence olması... Gelmez işte bunu daha önce anlattım yani ben Türkiye'de çok fazla sermaye bulunduran bir yabancı Arap ülkesinin fonlarını yöneten yabancılarla konuştuğumda Türkiye'ye hukuki olarak güvenmiyoruz dediler yani. Ki bu AKP iktidarına en yakın görünen körfez ülkeden bir tanesinin fonlarının yöneticisiydi. Yani ben gittim yatırım yaptım bir yere aniden rezerv alan. Rezerv alan olabilir üstüne el konabilir her şey olabilir yani. Hukuk olmayınca yatırım da olmaz. Bugün birisi bana bir mail atmış diyor ki Fatih abi seni karamsar görüyorum ama Mehmet Şimşek'in e, ekonomi politikaları başarılı sonuçlar veriyor demiş. Ben de ona bir cevap attım Dedi ki hukukun olmadığı bir yerde hiçbir ekonomi politikası başarılı sonuç vermez. Güvenilir bir hukuk olmadan, güvenilir bir adalet sistemi olmadan sen istediğiniz kadar ekonomi politikası uygula. Bir gün başarılı olursun, iki gün başarılı olursun, üçüncü gün bütün o başarılar çöpe gider. Olmaz. Hep söylüyorum Mehmet Şimşek AKP'nin bulduğu, bulabileceği en iyi ve son şanstır. Ama onun da yapacakları bir yere kadar sınırlı. Bak şunu dün söyledik mi bilmiyorum. Ekonomi yönetiminin bile ekonomi politikasının başarılı olacağına ilişkin kaygıları çok yüksek düzeyde olmalı ki. Bu dün bahsettiğimiz e, burada benim dün de benzer şeyler söylediğim bu kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması meselesinde birleşik faiz yüzde kırklar civarında. Yani beş yıl vadeli ödeyecek kredi kartı borcunu kredi kartı borcu olan temelde düşen veya düşmeyen kişiler ve bunun faizi yıllık yüz, aylık yüzde 3.31 galiba masrafla beraber dörde yaklaşıyor. Sen 3.31'de bunun yıllığı yüzde 40. E, e, Hedef enflasyonu yüzde 17 iken faiz niye yüzde 40 bunda 5 sene süreyle? Demek ki aslında yüzde 17 olmayacağını onlar da biliyorlar. Bu arada benim faizden haberim yoktu. Yani çünkü asgari ücret zammını bile hedef enflasyona göre yapacağız derken bunu hedef enflasyona göre... Onu olmasını beklediğini gerçek enflasyona göre yapıyorlar. Fatih Bey bir de İran aldatılmış. Şarkı var öyle. Aldatıldık, aldatıldık. <laughs> İsrail tarafından aldatılmış. Artık şeyden sonra da... İran. Hiç anlamadım şimdi. İsrail ile İran karı koca mı? Niye aldatılmışlar? Anlamadık ki onu. Fatih Bey şimdi konu şu. Artık bu İran'ın yaptığı açıklamalar da bir yandan da komik gelmeye başladı. Özellikle... İran'ın karizma tepeden tırnağa çizik kardeşim. Kesinlikle. Öyle. Tepeden tırnağa çizik. Ve bir yandan da İran aleyhine yapılan bir karalama kampanyası ya da anti propaganda mı ne dersin. Biliyorsun işte bu şeyin Nasrallah'ın yerini İran'ın bildirdiği, İran'ın İsrail'le işbirliği yaptığı falan filan da söyleniyor. Tabi bunun dışında da İran'ın karizma çizik. Yani işte Kasım Süleymani'yi öldürdüler. Onu yaptılar, bunu yaptılar, bomba aldılar, şunu yaptılar. İran'ın verdiği dandik bir iki karşılık oldu. Yani işte bir sözde palavradan yani biz buradan şu oyuncak helikopterleri uçsak daha fazla e, şey yapardık. <laughs> ne diyeyim e, bir etki, yaratırdı. etki, yaratırdık herhalde. <laughs> palavradan dronlar, dronlar falan filan. Sonra da işte biz çatışma yayılısını istemiyoruz falan. Doğru iyi yapıyorsunuz istemiyorsunuz da pek bir şey de yapabildiğiniz yok diye görünüyor. Şimdi de niye aldatılmışlar? İran İsrail demiş ki Haniye için misilleme yapmazsanız karşılık vermezseniz Gazze'de demişler biz ateşkes ilan edeceğiz. E onu, bunu o zaman niye açıklamamış ilan? Ben de onu da anlayamadım. Yani sanki ya yani biliyorsun ya yani bizim bu coğrafyanın insanı yani Osmanlı İmparatorluğu'daki atalarımız komşu ülkelerle temasta oldukça şeydiler. Ne diyeyim etkilediler. Tanırlardı birbirlerini. Ve o günden bize gelen hem atasözleri vardır hem de biraz da değişler vardır. Mesela Acem palavrası diye bir şey vardır biliyorsun. Ya bu da belli ki bir acem palavrası. Yani sallamayı severler. Belli ki sallamışlar yani İnete yavuş şeyi varmış ee, İran devlet başkanı aramış. Misilleme yapmayın biz de oradan tamam. Tamam tamam ben yeminci merak etme ben yemin. Merak etme biz de sen misilleme yapmayız de. ne yemin? Belli ki sal uyduruyorlar yani. Kim İran'ı inanır İran'ın böyle bir şey söylemesine? Gerçekten kim inanır yani? Eğer böyle bir şey olsaydı zaten İran bunu o gün açıklardı. Kardeşim biz Orta Doğu barışı için bir misilleme yapmayacağız. Bu, bu, bu misilleme hakkımızdan Gazze barışı için vazgeçiyoruz. Diye o gün söylerdi. Bunu söylemekte de bir ayıp yoktur. Bu söylem bir yana da bağlayıcı olurdu. O yüzden şimdi belli ki hem iç kamuoyu için hem dış kamuoyu için hem bölgedeki İran'a kendini kullandıran bir takım milis grupları için böyle palavralar sallıyorlar. E çünkü... Açıkçası büyük ihtimalle Hizbullah da kalkıp ya kardeşim biz de size güveniyoruz ama siz de bir tam bir palavraymışsınız diyebilir. Esad dönüp tam bir palavraymışsınız diyebilir. İddialar o ki Esad'ın kardeşini de e, öldürmüşler Suriye'de, İsrail. Bilmiyorum onu tam teyit edemedik ama öyle bir şeyler e, gördüm sağda solda. Yani İran ya merak etmeyin biz güçlüyüz falan ama biz size bir kıyak yapmıştık, misilleme yapmamıştık. E hadi şimdi yap. Tam da hissettiren o evet. ya. Allah aşkına Yani. Hani var diyor tutmayın beni derler böyle hani kavga eder böyle. Kimse tutmuyor dur tutmayın beni der. Tam bu İran'ın de tutmayın beni. Çünkü Haniye'den sonra yeminler edildi bir şeyler e, o yapıldı. yapıldı. O yeminler kasemler değil mi? Neler yaptılar? yaptı? Bey geçtiğimiz aylarda sormuştum. Etki ajanlığı suçu kapsamında yeni bir yasa geliyor diye. Daha sonra bu yasa torbadan çıkarıldı. Çıkarılmıştı evet. Bu, bölümü çıkarılmıştı. Şimdi medyaskopta gördüm haberi. Türkiye aleyhine propaganda Şeklinde etki ajanlığı suçu tekrar girsin isteniyormuş. Bunu da isteyen MHP'lilermiş. Herhalde şey artık yetmiyor. Neydi? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik şeklindeki e, düzenleme yetmiyor. Yeni bir şey. Etki ajanlığı ne demek? Türkiye'yi küçük düşürmek Türkiye rehir. Ne demek yani? Anlamadın ki ben bunu? Mesela şimdi ne bileyim işte e, bu New York belediye başkanlığına verilen rüşvetlerden bahsetmek etki ajanlığı mı olacak mesela? Sen Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışıyorsun bilmem ne falan filan. E abi iddianame var, yargı var. Adam mahkemeye çıkıyor. Bütün her taraf yargılanıyor. Ha bu yani ne etki yaşandı şimdi? Bu, bu, bu müpem kavramlar beni korkutur abicim yani. Aa etki yaşadın. Neyin etki yaşındı? Adam haber yazmış, adam haberini yayınlamış. Cık. Bu Türkiye güçlü düşmeye yönelik. İşte ben böyle şeyden korkarım yani. Bir, bir suçun tanımı net olur. Halkı kin ve düşmanlığa atar. İkide bir gidip bundan ifade veririm. Ya. Ben bir şey, burada bir şey söylüyor. Halk bir düşman mı oldu? Sonra da olaylar mı çıktı? Bir birbirinin bıçakları. Ne oldu abi? Biz bir eleştiri yapıyoruz. Halkı kin ve düşmanlığa tarih. Yani diyorsun ki işte ya diyorsun böyle bir hesap ödenir mi diyorsun mesela biriyle ilgili. Mahkemeye çağırıyorlar. Halkı kim? Ya diyorum ki ya yemeği yiyen ben olsam Halkı yemedi şu anda ben terk etmişim. başkası yemiş. O hesabı da başkası var. Niye ben, yani ben, ben onla esas suçlu savunayım. Kardeşim böyle bir millet açken bu kadar yemek yiyerek bu kadar hesap ödeyerek sen halkı kim yedi şu anda tarih ediyorsun ben demem lazımken bunu eleştirdik diye haberi yapan da ben değilim. Eleştirdim diye benim hakkında dava açılıyor. E şimdi öbür etki ajanına çıksa kim bilir neler olacak. Bir sokakta gelen herkes gel sen buraya. Konuşuyorlar aralarında. Abi işte bu da ne Türkiye'yi küçük düşürüyorsun. Ona. Böyle bir şey olabilir mi? Bu tam da New York Hikayesinin üzerine Güzel gelince, gelince iyice bir acayip oluyor. Bu arada e, gazetecilik nasıl yapılır onu da gösteriyorlar bize. New York Times gazetesi galiba Türkiye'ye bir adamını yollamış biliyor musun? Yok görmedim. O bir muhabirin cebine parayı koymuşlar. Türk Hava Yolları e, business class uçmuş gelmiş. E, o şeyde adı geçen e, iddianamede e, adı geçen İstanbul'daki St. Regis otelde konaklamış. Şampanyalar içmiş yemiş falan filan. Yani Eric Adams nasıl e, şey yapıldı? Nasıl ağırlandı? Neler hangi imkandan faydalandı diye haber yapmış New York Times. Okudum. Güzel haber. Şanslı muhabirmiş. İyi muhabirmiş evet. Biz öyle gazetecilik kalmadı artık. Vallahi sen Türkiye'de gazetecilik iyiydi ya. Yani bayağı baya, baya haber yapmak için baya e, emek sarf ederdik. Artık kalmadı öyle bir şey. Ben hiç yetişemedim o dönemlere falan. E, e, sen tabii o zaman da bir çocuktun. Herhalde. iki zaten o zaman gazeteci değildin zaten. Şimdi benim sayemde gazeteci oldun. ya yani o çevrede de görmüyordum yani. Maalesef evet artık yok ama. öyle bir şey. Gazetede para kazanmıyor bugün artık zaten. Çünkü gazetecilik yapılmadığı için kimse gazeteyi kıymet de vermiyor. Ya geçen tirajları gördüm de. Felaket. Bitmiş yani. Yok. Yok. Faruk Bildirici de Fatih Bey tirajları paylaşmış şey demiş. Artık Türkiye'nin pek çok bölgesine gazete gitmiyor bile demiş. Pek çok bölge İstanbul'un pek çok gitmiyor. Ankara'nın pek çok yerine gitmiyor gazete. Ben çoğu yerde görmüyorum. Yani gazete tirajları 15-20 bin civarında. Yani en, en kabadayısın. Bu arada şimdi biraz uzuyor ama şeyde de bütün dünyada sanki gazete bitmiş gibi davranılıyor Fatih Bey. Öyle, Yo, ya. öyle bir şey yok hayır. Yani Amerika'da, Japonya'da Hayır. 1990'ın ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nde ben bununla ilgili bir çalışma grubuna da görev almıştım. 96 veya 95 falan mıydı acaba? Biz iki aya yakın bir süre boyu, yok iki ay değil, bir buçuk ay hemen hemen, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde, çeşitli medya kuruluşlarında, e, ee, araştırma yaptık. Yani tirajlar niye düşüyor diye Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın çeşitli gelmiş medya yöneticileri vardı. Ve bunu bir rapor haline e, getirdik o zaman. Hatta ben o zaman bu raporun bir kopyasını da o sırada çalıştığım Doğan grubuna vermiştim. Açıp bakmadılar bile. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim o sırada Amerika'da tiracılarda ciddi bir gerileme vardı ve bu raporda biz bu tirajların niçin geriliği olabileceğini, medyanın halktan kopukluğunu, medyanın fazla siyasete boğulmuşluğunu, medyanın bölgesel sorunlarla ve halkın küçük sorunlarıyla ilgilenmeyi kendini zül bir yapıya büründüğünü halk gazeteciliği dediğimiz, biz, biz ona onu bir isim takmıştık, civic journalism diye. Bu civic journalismden uzaklaşıldıkça insanların gaz almaktan uzaklaştığını anlatmıştık ve bir de gazetelerdeki yazıların internette yeni başlayan o sırada daha internette çekişecek bir içerikte olmasını ve katmanlı olması gerektiğini falan. Bayağı uzun bir rapor yani sonuçta anlayacağın. Bu raporu o zaman Amerika'nın bütün büyük medya kuruluşları ve Amerikan'daki bu işle ilgilenen vakıflara sunmuştuk. Çok uluslu bir çalışmaydı bu. Ve o zaman ortaya çıkan verilerden sonra bunu değerlendiren medya kuruluşlarının tirajını arttırdığını gördük. Yani mesela The Wall Street Journal Amerika'da tirajını ciddi biçimde arttırdı pek çok gazete arttırdı. Bizim o raporu hazırladıktan sonra 2010'larda şöyle bir baktığımda ben tirajlarda %20'lik bir artış vardı Amerika'da. Yani dünyanın hiçbir yerinde bizdeki rezalet yok. Hala İngiltere'de gazeteler güçlü. Fransa'da biraz zayıfladı doğrudur ama yine güçlü. Bizdeki gibi değil. Yani bizdeki rezalet hiçbir yerde yok. Söyleyeyim sonra. Japonya'da hala güçlü. Yani medyanın kendisine olan saygısını yitirmediği veya yitirmediği yerlerde gazeteler hala güçlü. Bugün Türkiye'de iyi ve güvenilir bir gazeteyi iyi ve güvenilir gazeteciler yaparsa o gazete satar kardeşim. Yani bugün ben doğru düzgün işte o adı geçen 5-6 gazeteciyi alayım getireyim. Onlar bize bir gazete yapsınlar başına da iyi bir yönetici geçsin. Ben sana söyleyeyim 300 bin tiraj garantidir. Tabii ne diyorum çünkü yok. Yok. Gazete okumadığın zaman kendini bir eksiklik içinde hissediyor musun sen? Eskiden hissediyordum. Artık etmiyorsun mesela o? Evet. Yani eskiden en büyük sabah keyfiydi gazete okumak. Evet, yani patronlar da kalmadı. Patronun da umuru değil. Patrona gazeteleri satsın diye değil, iktidarla kavga etmesinler veya iktidar destek olsunlar diye çıkarıyor. Öyle olunca öyle oluyor. Fatih Bey şimdi dezenformasyonla mücadele merkezi. Evet, adının tersi olan merkez. Şimdi yine bence çok ilginç bir haber. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mayr Başarır, İletişim Başkanlığı çatısı altında biliyorsunuz Dezenformasyon Hı -hı. Mücadele Merkezi. Bu merkezin yıllık maliyeti, bir yıllık maliyeti 400 milyon TL. Ymiş. O sadece Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nin maliyeti. Sen İletişim Başkanlığı'nın maliyetlerini bilsen dudağın uçuklar. Bak belki uçukları bile. Bana bu tek başına yetti. Ne yaptığını çok merak ediyorum. Yani tweet atmak ve bir iki tane işte internet açıklama yapmak dışında ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Hadi iletişim başkanı orada ofis, burada ofis, bayağı da bir kadrosu var falan, ama milyarlar harcıyorlar. Ben de çok merak ediyorum ne yaptıklarını. Ya ben başbakan olsam artık başbakan. Ben cumhurbaşkanı olsam ertesi gün kapatırım. Ertesi gün kapatırım. Hatta oturmadan koltuğa kapatırım. Yani koltuğa oturuyor ama önce bir şurayı kapatırım ve sonra oturuyorum derim. Daha dün Almanya'nın açıklaması var felsefeyle. Bey. Kapatılacak kurumları sana söyleyeyim mi? Bir, Rütük. iki YÖK. Üç, bu. İletişim Başkanlığı. Şimdi trollerini bana saldırdılar yine. Hücum. Altaylı bize çaktı. Hücum. Onlar şey grup halinde gelip grup Grup halinde gelip grup halinde gidiyorlar. Bizim internet sitesine falan saldırıyorlar tabii. O tarafta hala kendilerini geliştiremediler. Biraz daha dağınık bir şekilde. Yok. Ama o, kadar, o paraya o kadar işte. O zeka. <laughs> yani bir saat içinde gelip hurra bir şey yapıyorlar. Uğur, geliyorlar <laughs> diyor, gidiyorlar. Sonra o sıra başkasına. Fatih bitti şimdi. De, <laughs> öbürüne gidelim diye. <laughs> şey <laughs> Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye bir huzur adası demiş ve son Birisini söylemedi biz de. burada kapatalım. Alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna terfi ettik demiş. E, hayır olsun inşallah biz de bir gün terfi ederiz diye. Altı eder yani. Sayın Cedet Yılmaz'ı kutluyoruz oraya terfi ettiği için. Umarız kendisi terfi ettiği bölgeye vatandaşlarımıza yavaş yavaş taşırlar diye. Cedet Bey'e bunu söylemek istemem tabii. Cedet Bey baktığı zaman AKP ölçülerinde düzgün bir adam gibi duruyor. Tamam uzaktan gördüğüm kadarıyla. Ama şunu söyleyeyim mi? Huzur adası nereye yani adayı nereye koyduğuna bağlı olarak. Mesela Avrupa yok huzur adası gibi durmaz. Yani medeni dünyada huzur adası gibi durmaz. Ama mesela götürüp bizi Afrika'da işte Nijerya, Mijerya, Sudan, Kongo falan onları da koyarsan evet iyiyiz. onlardan iyiyiz. Yani adanın nerede olduğuna bağlı meseleye. Biz üyesi olduğumuzu düşündüğümüz, üyesi olmamız gerektiğine inandığımız medeni dünyanın içerisinde bir adaysak pek huzur adası gibi değiliz. Tam aksine huzursuzluk adasıyız. Ama yok işte sağına Afganistan, soluna Pakistan, altına Nijerya, üstüne Nijer falan, Uganda, Uganda o kadar kötü değil galiba işte ne bileyim Kongo, demokratik Kongo, onları koyarsan evet. Onların arasında huzur adası olabiliriz. Üç gelir kurunu atlamaya gelince valla baskılanmış dolar ve bu müthiş gelir adaletsizliğiyle oraya geçtiysek bile millet farkında değil. Yani gelip bunu çöpten bir şeyler çıkarmaya çalışan, çocuğun okulunu bok götüren anne babaya söylediğin zaman gülerler. Üstte de gülecekleri organ ağzı olmaz. Başka bir taraflarıyla gülerler. O yüzden bu çok doğru bir lakarı lakırı değil. Yani biz artık çok zengin ülkeyiz. Tabii baba diyor zengin ülke. Ben niye zengin değilim? Benim, benim, benim para nerede? Benim parayı kim çaldı? Zaten mesele bu. Benim paramı, benim payımı kim çaldı? Türkiye'nin bugün temel meselesi budur. Vatandaş diyor ki benim payımı kim çaldı? Baba senin payını kamu özel işbirliği, şu mülteciler, mimneler falan filan olarak bir lira aldı, cebelle ziyette gitti. Senin payın onlarda. O yüzden baktığın zaman zengin gibi görünüyoruz. Üstelik de Bölme ve çıkarma işlemleri yanlış yapılıyor. 10 küsür milyon mültecinin de bulunduğu bir ülkede onların da katkısı olan gayri safi milli aslayı onlar beraber yapıyorlar. Sonra bölerken 10 milyon eksiye bölüyorsun. E, otomatikman %15 zaten fazla çıkıyor. Yani Türkiye'nin zenginleştiği falan filan yok. Cevdet Yılmaz bizi kandırmasın. Ya da en azından vatandaşları da payları versinler. Eğer hakikaten zenginleştiysek. Bu kişi başı düşen gelirde hep şey açıklanınca geyik olur ya Fatih Bey sizin dediğiniz gibi. işte derler 15 bin dolara çıktı. İnsanlar da hani benim, ben hani benim payım. Abi. Hani benim payım. Biliyorsunuz Türkiye o konuda en ağır gelir uçumuna sahip OECD ülkeleri içerisinde en kötü durumda olan ve gitgide de açılıyor. Gitgide fark açılıyor. Bunun şeyi daha önce ver grafiğini daha önce evet, Evet, evet. evet. Fahit Bey, getir de satılmış. Beklenmeyen bir gelişme değil. Biliyorsun e, getirin yatırımcılarıyla biraz sorunu vardı. Çünkü getir belli bir plan dahilinde uluslararası bir büyüme e, şeyine girmişti. Yarışına girmişti. Pek çok Avrupa ülkesinde ya, e, getir organizasyonu kurmaya başlamıştı. Bu arada da getirin biliyorsun yabancı yatırım yani a, körfez sermayesiyle bu işleri e, yapıyordu. Anladığım kadarıyla körfez sermayesiyle getirin pat Arturu, Nazım Salur arasındaki fikir uyuşmazlığı büyüdü. Çünkü büyüyen şirketler özellikle bu nevi teknoloji şirketleri kar üretemez. İşte biliyoruz Amerika'da Uber'i de Netflix'te şu suda bu suda uzun yıllar kar üretmiyor. Sadece şirket değerini arttırıyorlar ama kar üretemiyorlar. Getir de böyle bir büyüme mesajı içerisinde dedi. Anladığım kadarıyla yabancı yatırımcıları, körfez sermayesiyle yatırımcıları bu tür bir büyümeyi pek istemediler ve bu konuda desteklerini kestiler. Çünkü bu ...bunun hep desteklenmesi gerekiyor. Bunu mesela yabancı şirketler nasıl yapıyor? Borsaya açılarak veya işte bir takım... E, ...yatırımcılar, fonlar bularak yapıyor. Şeyin getirim bulduğu fonlar... ...bu işe yaramamış. Bu işe destek vermemiştir... ...olmalılar ki. Getir o büyüme hamlesini... ...küçültme, e, durdurmuştu... ...ve içine doğru çekilmeye başlamıştı. Herhalde benim bildiğim kadarıyla... ...diğer işlerine... ...yani diğer benzer işlerine işte... ...bir taksi falan gibi bir takım başka işlerine... ...yönelilecek ki... E, olur. Getiri ise... FED sermayesine e, devletti belli ki mal paylaşımı yapıp boşandılar. Tersi ise de Nazım Bey başlama yaparsa yolla kullanırız ama benim anladığım bu. Nazım Bey getir gibi bir teknoloji ya da girişim daha bin bin. Evet. Şimdi bin bin halka açılacakmış. Evet. Uzun Birkaç gündür tartışılıyor bu halka açılmadaki fiyat belirleme. Şimdi öz sermayesi 600 milyon lira şirketin. Halka açıldıktan sonra piyasa değeri 10 milyar TL olarak hı hı. hesaplanıyormuş. Dönem karı da 442 bin liraymış. Evet. Sizce bu makul mü? Böyle sorunca da tabii. Bu ciddi soru mu? Yoksa şaka mı yapıyorsun? Ben de dalga mı geçmiyorsun? Ciddi ciddi soruyorsun bunu. Bence bu makul mü mü? Mesela makul derse inanacak mısın? Hayır. makul demin bekliyor musun? Hiç beklet. <laughs> Emre şimdi bu yani bu, sor, bu soruyu soru şeklin senin bende kafa bulmaya çalıştığını e, <laughs> yok, gösteriyor. Yok kendimi yani, açık ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı şirketler kar üretmeyebilirler ama ileride üretecekleri öyle büyük karlar vardır ki bu potansiyellerden ötürü yani öyküsü sağlam ve öykünün git, götür, gittiği yol o kadar net ve güzel görünür ki bundan ötürü yatırım çekebilirler. Yani 440 bin lira karı var şu kadar para eder mi? bu belli olmaz. Ama Türkiye'de bu nevi bir halka açılma yöntemi yok. Böyle fon top falan toplayabilirsin ama halka açılmada senin belirli gelirlerin olması lazım. Yani bu gibi şirketin halka açılmasında genellikle bir çarpanlar vardır bu şirketin değerinin belirlenmesinde. Bu çarpanlar da genelde EBITDA üzerindendir. İşte bu tarz teknoloji şirket. Ya yani bu ortalamada baktığı zaman 7'lerde 8'lerdir. Yani şirketin EBITDA'sını 7 ile 8 ile çarparsın. Diyelim ki şirket 1 milyar para kazanmışsa o sene bunun değeri işte o, o çarpı 7 8'dir. Ha bu çok teknoloji şirketleri Çok ileriye dönük, çok parlaktır. 8 9 10 12 olur bazen 15 olduğu da pek ender olarak görülür. Bunun dışında olmaz. Şimdi bin binin ebittası ne dedin sen 442 bin lira mı? Yoksa bu kar, vergi sonrası kar mı? Yani vergi, faiz ve amortisman öncesi kar neyse onu hadi bin binin hatırı için 15'e çarpalım. E 440 bin lira mı dedin? 4 milyon, 15'e 6 milyon. Bir beşte ben verdim 10 milyon olsun. Bir dörtte ben verdim 10 milyon olsun. Bir beşte sen ver 15 milyon olsun. Kaça, kaça dedin? 10 milyar mı? Bana biraz abartılı gelir bana biraz palavra gelir. Yani şöyle olsa hiçbir şey diyemeyiz. Yani bin bin gider bir yabancı yatırımcı olur. Der ki abi ben yabancı yatırımcı al sana 10 milyar 10 milyar üzerindemesini değerlendiriyorum. %20'ni 2 milyara alıyorum der. Hiçbir şey diyemezsin o yatırımcı. Yatırımcı arasında bir risk sermayesi. Ama bu halkın sermayesini riske etmek. Halkın birikimini riske etmek gibi bir şey. Burada SPK'nın nasıl böyle bir halka arıza onay verdiğini, İMKB'nin nasıl böyle bir halka arzı, Borsa İstanbul'un nasıl böyle bir halka arzı kabullendiğini anlamak mümkün değil. Ama diyeceksin ki abi Keşke sadece bin bin olsa. Borsada son zamanlara baktığın zaman böyle o kadar çok şirket halka arzı var ki. Geçenlerde bir şekerleme şirketi vardı mesela. Bunların büyük bölümü borsada operasyon çekiyorlar zaten. Yani birileri bu şirketler üzerinden borsada operasyon çekiyorlar. Geliyor abi senin şirketi biz allayıp pullayıp borsaya satalım. Sana da şu kadar verelim falan. O arada abidik kubidik işte onu alıyor onu satıyor. Birilerinin parasını cebe indiriyorlar. Sonra ufşt, hisse böyle tepetakla aşağı al başına belayı. Bin bin bölüm olur böyle mi olmaz bilmiyorum. Ama ben genel geçer yaklaşımlardan e, söz ediyorum. Genel geçer yaklaşımlarda bizim İstanbul Borsası'nda bizim daha önceden bildiğimiz işleyişlerde, halka arzlarda veyahut da işte şirketlerin el değiştirme değerlerinin belirlenmesinde benim söylediğim standart geçerlidir. Ha, bin binin çok muazzam bir hikayesi vardır. çarparı 20 olsun. Daha da muazzam olsun 50 olsun. Ama böyle bir değer Bence olmaz. Ama e, tabii bilemeyiz. Belki bizim bilmediğimiz bir takım kabiliyetleri vardır e, şirketin. Bizim bilmediğimiz bir takım projeleri e, vardır. Şimdi bir projesi var zaten biliyorsun İstanbul'un taksi meselesinde. Hak sahibi olan üç şirketten bir tanesi. Yani bu telefonda taksi çağırma e, işinde onların da hak sahiplerinden biri. O yüzden bilmiyorum ama yine de miktar bana abartılı geliyor. 10 milyar mı dedin? 10 milyar ne eder? 300 milyon dolar mı eder? Yani normalde para değil ama bugünkü ortamda baktığın zaman, binbine baktığın zaman çok para. Bilemem. İlgilendirme. Ben almam. Ben almam. Alan varsa kendi bilir abi. Ya ben başka bir şey de almam yani. Ha şunu söyleyeyim, benim zaten hiçbir şey Ben de bir kuruşluk istemiyorum Herhangi bir şeyle ilgili. Hayatında borsa, diye yani hayatında demeyeyim. son 30 senedir falan, 25 senedir borsada işim olmadı. Bir sayısı almıştım 2001 senesinde halka arz edilirken. Onun dışında işim olmaz yani. Fatih Bey şu anki business scooter ya. Ya scooter, taksi, maksi bilmiyorum ne olduğunu ama hakikaten rakam yüksek geliyor bana. Ben almam şansı. Fatih Bey son başlıkta mobil bankacılık üzerinden dolandırılan vatandaşlar. Evet Akbank'ın adı geçiyor orada çok. Akbank'ın garip olan tarafı buradaki suskunluğu. Çünkü benim anladığım, benim okuduğum kadarıyla bu sadece Akbank'la ilgili değil. Bir sürü bankayla ilgili böyle şeyler yapılmış ama bankaların hiçbirinin bu işin içerisinde bir dahli yok. Bu daha çok ne diyeyim bu hani e, insanları kandırıp çöp poşetine para, poşetle para falan topladılar diye onun modernize edilmiş e, hali gibi. Yani sizi bir takım internetten gelen e-mail falan yoluyla gelen mesajlarla kandırıp sizin şeflerinizi falan elinizden alıp bir şeyler yapıyorlar gibi okudum ben. Benim anladığım o oldu. Yani hani bankanın sistemine sızılarak yapılmış bir şey değil gibi anladım. Ee, eğer bankanın sistemine sızılarak yapılmış bir, bir şeyse zaten bu bizim değil BDDK'nın bunu ilgilenmesi lazım. Bu bambaşka e, bir şey yani. Çünkü bu daha önce bazı bankalarda, Akbank'ın içinde olduğu bazı bankalarda oldu. Yani bankanın sistemine, sistemini hackleyerek bazı operasyonu yaptılar. O başka bir şey. Bu, bu son bahsedilen konu benim okuyup anlayabildiğim kadarıyla tam öyle değil gibi duruyor. Fakat bu benim anlayabildiğim kadarıyla böyle. Bu ba Akbank başta olmak üzere çünkü bu, bunlar sonuçta güven kurumları yani bunların kalkıp ne olup ne bittiğiyle ilgili kendilerinin buna karşı ne önlem aldığıyla bayağı da kendini ilgilendirmiyorsa bile vatandaşların ne önlem alması veya nasıl davranması gerektiğiyle ilgili bir açıklama yapmaları lazım. Aksi takdirde bankalara olan güven kayboluşu. Herkesin hakkında Akbank'taki paralar birileri tarafından bankacılık, e, online bankacılık sistemleri kullanarak cebe atıldı e, hissiyatı var. Beni anladığım kadarıyla tam böyle değil ama bu benim anladığım kadarıyla diyorum bir kez daha. Bununla ilgili Akbank kalkıp ve diğer bankalarda galiba var çünkü bu işin e, böyle bu şekilde mudilerinin e, dolandırıldığı, kandırıldığı bir açıklama yapmaları lazım. BDDK'nın da bir açıklama yapması lazım. Bankalar biri de bir açıklama yapması lazım. Ya yani bu görmezden gelinecek bir iş değil açıkçası. Bu bir de bilgiler de çalındı ya fazla. Evet, insanların bilgileri çalındı. Ondan da faydalanarak yapılmış olma ihtimali var ya. Yani. Yani artık bu dolandırıcılıklar çok kolay. Çok yaşlı. kolay. Ben yaşlı. sizin Aynen. her şeyinizi Aynen. biliyorum. Her Sizi biliyorlar. Ana adını, baba adını. Hani şifreni bile çıkartabiliyorlar. yani bunun ana adı şuymuş, baba adı buymuş, kızın adı falan. Şifreyi bile dereye yalma bir bulabiliyorlar o şekilde. Ve sizi mesela düşünsenize bankadan aradık diyorlar. Bütün bilgilerinizi sayıyorlar size. Evet. Doğal olarak Doğal olarak güveniyorsunuz. Doğal olarak veriyorsun. Annenizin kızı söyledi babanızın bu muydu falan filan. Aa tamam diyorsun. Maalesef öyle. Fahas Bey bununla birlikte tabii ben bu konuyu da takip ederim. Ara ara tekrar... Bununla ilgili bir yerlerden inşallah bankalar bir açıklama yaparlar. Bununla birlikte tefasüme benim bugünlük sorularım... Ee, ben şeyi söyleyeyim. Şu Serhat takım meselesi var biliyorsun. E, vurulan e, futbolcu. Orada e, konuşulan şu. Kumar borcu e, vardı e, deniyor. Ancak kumar borcu ile ortada herhangi bir veri yok şu ana kadar. yani Şuraya borcu var. Ama şunu biliyoruz. Ben burada dikkat edersen neredeyse bir yıla yakın bir süredir. Belki daha fazla. yani Biz bu işe başladığımızdan beri ben sürekli olarak... ...Gürcistan'daki bir takım isimlere... Gürcistan'daki kumar mafyasına, oradaki işte bazı Türkiye'de iş yapmış bazı isimlere, Türkiye'de işleri hala devam eden bazı isimlere sürekli burada dikkat çekiyorum. Gürcistan, 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 Gürcistan kumar bahis diye diye dilimde tüy bitti. Şunu da son kez daha söyleyeyim. Serhat Akın'ı onlar mı vurmuştur, başkasını vurmuştur, kim vurmuştur bilmiyorum. Emniyet'in bu, bu konuda yaptığı çalışma son derece kayda değer ve güzel bir çalışma. Ama şunu şunu söylemek mümkün. Türkiye'de bugün spor yayıncılığı, ya ben spordan uzak durmaya çalışmanın nedenlerinden bir tanesi de bu. Spor yayıncılığı yapanların büyük bölümünün, büyük bölümü değil ama ciddi bir bölümünün diyeyim, bu kumar mafyalarıyla, yasa dışı ve yasa içi bahis organizasyonlarıyla veyahut da bu menajerlik şirketleriyle, bazen bu yasa dışı bahis işinin kendisinin meneceği şirketleriyle fazlasıyla içli de dışlı bir ilişkisi var. Bu bize de özgü değil. Dünyada da bu yönde muazzam bir kirlenme var. Ben bu hafta sonu meydana gelen bazı maçların skorlarının bile sadece Türkiye'ye değil, bak İngiltere'de bile bahis işleriyle çok yakın ilişkili olabileceğinden şüpheleniyorum. Bu iş içerisinde hakemlerin olması mümkün değil. Bu iş içerisinde bir takım futbolcuların olma ihtimali çok fazla. Bir takım teknik adamların olma ihtimali çok fazla. Medya tarafının ise çok 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 daha fazla olduğunu hepimiz görüyoruz. Yani Türkiye'de de özellikle bu Gülistan üzerinden gelen bahis paralarının çok etkili olduğunu ve bu kara para aklama operasyonlarında ve Dilan Polat ve benzeri işlerde de işlerin de bu toplam işin bir parçası olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu nasıl ortaya çıkar? Bir gün çıkar. Onu da herkese söyleyeyim. Herkese de güzel bir gün dileyelim. Ee, çok da dertlenmesinler. Her şey ortaya çıkar. Doğru her zaman yolunu bulur, bir yerden çıkar. Hiç merak etmesinler. Herkese güzel günler.